Evet arkadaşlar, bugün Define'deki cinler, tılsım, yer değiştirme, cinci hocalar, bir de yaşadığım olaylardan kesik kesik bilgi amaçlı birkaç bilgi vereceğim. Videonun sonuna kadar izlemeniz sizin faydanız olacaktır. Eğer bu işlerle uğraşıyorsanız bir şeyleri bilmek zorundasınız. Ben bilgilerimi biraz aktaracağım. Öncelikle cinler konusunda, cinler kendi alemlerinde yaşarlar. İnsanoğlu onları kendi alemimize davet ederler. Yani biz Define'ye gittiğimizde onların içimizden geçirdiğimiz için, normalde aklımızdan geçmezken Define'de aklından geçirdiği için onları kendi alemimize davet ederiz. Ha, ondan sonra işte seslerdir, şudur budur bir şeyler duyarız. Aslında bu haritayı açmamın sebebi de şuydu. Örnek diyorum, mesela şu bölge cinlerin bulunduğu bir bölge diyelim. Yaşadığı, orada yaşadıkları bir bölgeler olur bunların. Siz buradan gelir, şuradan Define'ye giderken geçerseniz size %90 görüneceklerdir. Eski insanlar özellikle bunu çok iyi bilirler. Eskiden sürekli dağlara işte koyun yaymadır, gidip gelmedir, işte şudur budur olduğu için onlar yerlerini çok iyi bilirler. Evet, öncelikle bu. İkincisi de mesela cinlerin olduğu bölge burası. Siz şurada kazı yapıyorsunuz diyelim. Şuradaki bir insan aklından korkuyla, yani cinlerle alakalı bir şey geçirse, buradaki cinler hop, bu tarafa geçerler. Hemen sizin yanınıza gelirler ve sizinle oyun oynamaya başlarlar. Ondan sonra diğer bir husus, yer değiştirme. Hiçbir cin veya hiçbir varlığın yerin altındaki bir şeyin madenine, şunun bunun yerini değiştiremez. Ama şunu yapabilirler. Örnek diyelim, burası toprak. Şurada bir sinyal aldınız. Dedektörünüz şu. Bu sinyal onlar verdirebilirler. Şuraya verir. Buraya kazarsanız bir şey yok. Buraya yaparız. Ya sizinle dağda yani oyun oynarlar. Sonra bir de cinci hocalarını anlatayım kısaca. Şimdi örnek diyelim, bir hocamız var. Bir hocanın da 3 tane cini var. Burada bir malımız var. Burada da bir tane cin buraya koyuyor. Koruyor diyelim. Oraya sahiplenmiş. Orayı koruyan cin veya tılsım yapılmış. Orayı koruyor. Bu hoca yere bakıyor. Yani derler ki işte hocaya baktırıyor. Hoca gözünü kapatır işte. Bir şeyler. Cinlerine söyler. Derin ki para var mı yok mu diye sorar. Bu cinler buranın burada para olduğuna bakarken buradaki cin niye duruyor? Mantıklı olarak bir soru soruyorum. Bu bunu koruyorsa bunlara niye baktırıyor? Birincisi bu. İkincisi, bu hocanın cinleri mesela şuraya baktırdı ya, hocayla oyun oynarlar. Hoca el almıştır, tamam mı? Döndürüyorlardır hocayı. Hoca işte hoca onu emir verdiğini sanar ama aslında kendi kendine oynatıyordur. Haberi yoktur. Define'ye giderken hocalığa gitmeyiniz. Çünkü hoca yapacağı yanlış bir yanlış. Tamam, duyuyor, dua okuyabilir, size destek çıkabilir. İyi bir şey ama düşüneceği her şey, diyor mu ya, içinizden geçirdiğiniz her şey sizi etkileyecektir. Şimdi şunu kapatalım. Ya burada ben şey yapmak isterdim. Nasıl diyeyim? Video değil de resim paylaşmak isterdim cinler hakkında. Yani çektiğim yaklaşık 7-8 tane resim var. Sırf sadece hepsi gece Define'de ararken karşılaştığım ve de çektiğim resimler. Yani bunları çekmek gerçekten çok zor ve güçlüktü. Bunlar sıkıntı olduğu için paylaşamıyorum. Ama dediğim gibi yer değiştirme olayımız olamaz. Cinci hocalardan uzak durun. Bir de mesela örnek diyeyim. Ben bir kazıda yaşadığım bir olay anlatayım. Şöyle bir merdivenimiz vardı. Şuranın 2 metre önünü, yani 2 metre önünü kazıyorduk merdivenin aşağı doğru inişine. Ve bir kadın çığlıkları, önce kartal sesi geldi. Tabii biz bu arada ana kayaya ulaştık. Dağın içindeki odanın seslerini duyuyorduk artık. Hani vurduğumuzda dağa inleyecek şekilde alttaki boşluğun sesini çok rahat bir şekilde alabiliyorduk. Önce bir kartal sesiyle başlayan kadın sesi sonra çığlıklara döndü. Ve öyle ileri derecede ses geliyordu ki kulaklarımızın, hani bırak hani korkmayı artık, kulak
şeylerimizin hani zarlarının patlayacağını anladık. Hani elimizde kulaklarımızı kapatıyorduk. Tabii biz bu çığlık sesi kesildikten sonra bir de şu var. Eğer duyacak olsaydı bulunduğum bölgenin tamamı duyardı. Şimdi biz bulunduğumuz yerden mesela şurası yamaç. Biz burada kazıyorduk diyelim. Merdiven kayalıkta. Biz buradan çıktık. Böyle bu tarafa gideceğiz. Bizim gideceğimiz yer burasıydı. Biz te buraya geldiğimizde yani evimize giderken yaklaşmışken arkamızdan 50 metre uzaktan bizi takip ederek geldiler. Ve ben bunları gördüğümde yanımdaki iki kişiye söylemedim. Ta ki evimize varıncaya dek. Nedeni korkarlarsa hani daha çok kötü bir şey olur diye korkmasınlar diye söyledim. Dediğim gibi de eve varıncaya kadar da hiçbir şey söylemedim. İkincisi, şöyle bir kaldırayım. Define ararken dua okuyun. Çember alın. Hani ben çoğu zaman almıyorum. Almadığım zaman da sıkıntı oluyor mu? Olmuyor. Aldığım zaman oluyor mu? Oluyor. Birincisi definede çalışma yaparken size kıpırdamalar gelecektir. Bir şeylerin kıpırdıklarını duyarsınız. Sonra ses gelir. Aldırmayın. İkincide aldırmayın. Ama üçüncüde size bir şeyler görünüyorsa o zaman o gün orayı bırakın. Siz görünmeye kadar ulaştınız, aldınız, aldınız. Ondan sonra aldırmazlar zaten. Define'de gittiğiniz kişiye sağlam olacak. İşaretinin ne olduğunu falan demiyorum. Yani sağlam derken şu yönü sağlam. Hani cinler konusunda bir ayrı bir olay çünkü. Yaşanan onca şey var ki insanlar da anlattırsan yani insanlar neler anlatır. Ben bir gün yine bir kaya mezarıyla uğraşırken şöyle nasıl çizebilirim? Şöyle bir kayamız vardı. Kaya mezarıyla yanında bir taş daha çizelim. Böyle bir kayalık düşün. Bunlar sabit kayalar. Ben şu bölgede yani içeri giriş ararken burası kırıktı. İçeri girerken giriş ararken bir delik çıkardım. Bir delik bulduğumda şöyle çizeyim. Şöyle deliği buldum. Deliği genişletirken işte genişletmeye çalışırken iki kişiyiz. Yani dışarıdaki kişiye dedim ki yani araba mı geliyor? Yani yolun kenarındayız. Dedi ki yok araba falan yok. Ama size nasıl söyleyeyim? Arabada müzik dinleyeniniz vardır. Baslı müzik sistemde. Bildiğiniz baslı müzik geliyor. Yani sadece bas ama güp güp içeriden vuruyorlar böyle bas bas. Dedim ki böyle böyle ses geliyor. Dedi ki ya çık dışarı falan dedi. Ben de çıktım sigaramı yaktım. Daha sigaramı 2-3 yudum çekmemiştim. 2-3 defa çekmemiştim. Dedi ki hadi gidelim. Çünkü sonrası için sıkıntı olacaktı. Ve en önemli şey şu an videonun sonunda belki çoğu izlemeyecek. Bu söyleyeceğimi kaçıracak. Bir yerde gittiniz, bir olayla karşılaştınız. Eğer ki oraya gidemiyorsanız, bakın ben mesela çoğu yere gidemiyorum. Hep erteliyorsun. Aklına gelmiyor. Kısmet olmuyor tekrardan gitmek. O yerleri aklınıza getirmeye şeyler de yine cinlerdir. Var olduğu bir şeyleri size yaklaştırmamak için sizin güzelim beyinlerimizle oynarlar. Gittiğinizde define giderken yanınıza yiyecekleri götürebilirsiniz. Götürdüğünüzde sağa sola sizin kazı yaptığınız yerin sağa soluna koyabilirsiniz. Bunları deneyebilirsiniz. Hani yiyecek derken yani özellikle şunu götürün demiyorum. Ne oldu götürdüğünüz hiç fark etmez. Çünkü bir şeyler götürüp ikram etmeniz sizin de bir şeyler ikram etmeleri gibi biraz eşdeğerdir. Onlar da aynı bizim gibi insanoğlu gibi düşünür, uyur, yatar, kalkar, yer, içer, evlenir, ölür, gider. Onlar da aynı bizim gibidir. Ve de geceleri sigara içerken veya işeme yaparken sigara içtiğiniz sigaraları kesinlikle atmayınız. Atacağınız her bir sigara bir cinin yanmasına neden olacaktır. Bu da size çok pahalıya patlayabilir. Öldüreceğiniz ve dişi veya erkek fark etmiyor. Bir cinle evlenmek zorunda kalabilirsiniz. Tanıdığım bir kişinin yaklaşık 15 yıl bir cinle evli olduğunu biliyorum.
Adam en son zor gücül kurtuldu. Bir tane daha olayı. Neyse bu olayı anlatmayacağım. Bundan sonra kısa kısa yine böyle cinler hakkında videolarımız gelecek inşallah. Anlatamadığım için böyle uzay resmini de gösterdim. Yani o yüzden cinler konusuna dikkat edelim. Sağlam kişilerle gidersek dediğim gibi 3-4 uyarıdan sonra tekrardan devam edelim. Görünmeyelim. Gelene kadar göründükten sonra o gün bırakın o işi. İnşallah yaşadığım videolardaki olayları, neler yaptığımı, nasıl bir sonuç yaptığını hepsini yavaş yavaş videolar olarak hepsi gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları beğenir, yorum atar, abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla. Herkese iyi akşamlar.